biraz hızlanmamız da gerekiyor. Aramızda konuğumuz Gülzar Özev Hanım, Kadın Muhasebeciler Derneği Başkanı söz istemişti. Ona da kısaca bir söz vermek istiyorum. Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım, Beyoğlu Derneği'nin düzenlemiş olduğu genel kurumda sizleri saygıyla selamlıyorum. Geri kalmaya zorunlu kılınmış ve çürümeye başlamış toplumlarda bireycilik, dolayısıyla bayanecilik ön plana çıkar. Kişi bana dokunmayan yılan, bin yaşasın düşüncesiyle hiçbir harekette bulunmaz. O sadece konforlu hayatını koruma ve sürdürme peşindedir. Ne zamanki toplumlar kolektif düşünmeye başlar, o zaman mücadele etmenin yollarını arar ve işte zaman çıkış başlamış demektir. Dayatılan kötü tarihin gelmenin vakti çoktan başlamıştır. Ayrımcılığın yerine uzlaşım, adam kayırmanın yerine adalet, parçalanmanın yerine bütünleşme alır. Toplumsal idealler ulaşılması en güç ideallerdir. Bu öyle bir ideallerdir ki, örneğin yapılabilir bir muhasebe mesleği, temiz toplum, yeşil bir çevre, özgürlük ve adalet için emek veren bir insan asla ve asla tekrarını yaşamaz hayatın. En umutlusudur insanların. Yaşamı öyle bir derinden yaşar ki ölse bile yalnız ölmez. Ölüm dediğimde aklıma Gılgamış destanı geldi. Hepimiz hemen hemen biliriz. Gılgamış ölümsüzlüğü kendisi için arar. Buldum mu bulmaz mı ayrı bir hikayedir. Fakat ondan çok daha önce bir efsane vardır ki Anadolu'da söylenir. İlk defa Yaşar Kemal'den dinledim. Diyor ki, ölümsüzlüğü sen kendin için değil, başkası için, eşin, dostun, akraban için ararsan bulursun. Bu empatinin önemini veren, önemli olduğunu söyleyen ibretlik bir söylencedir. Maalesef yaşadığımız dönemde insanlara şu öncelikle ediliyor. Diyor ki, tüket ve yaşa. Ve bu bize bencilliği enjekte ediyor. Bencil olan insan yabancılaşıyor, yabancılaşan insan yalnız kalıyor. Ve böyle bir kısır döngü gidiyor. Bu insan ortak yaşamın farkında olmadan ondan bir haber, ekonomik sorununun, meslek sorununun, angaryaların, yanan ormanların, kutuplaşmaların, kadın cinayetlerinin, çocuk istismarlarının, kısaca dağ gibi sorunların içinde birisi gelsin bizi kurtarsın diyerek debeleniyor. Bu anlamda sivil toplum kuruluşlarının, demokratik kitle örgütlerinin önemini çok önemli buluyorum. Çok da önemli ve çok gerekli ve günümüzde de ve dünyada çok ileri seviyede, dünyada ileri seviyede olan bir şey daha var, kadın örgütleri. Biz de hasbelkadar Kadın Muhasebeciler Derneği'ni kurduk. 6 yıldır şucu bucu, öteki belki, sen, ben demeden tarafsız bir şekilde mücadele ediyoruz. Bu anlamda sorunların çözümünde müdahil olmaya kararlıyız ve müdahil olmak istiyoruz. Bir şey daha söyleyeceğim. Beni üzen bir olay ve kapatacağım konuyu. Bu kadar sorunun içinde gençlerimiz yurt dışına gitmeyi istiyorlar. Kimse ülkede kalmayı, ülkeyi kalkındırmayı düşünmüyor. Öyle bir hale geldik ki, Afganistan faciasını gördük. Kadınlar o Afganistan faciasında aynı olayla olduğunda 100 yıl önce Anadolu'da ve İstanbul'da 40 tane dernek kuruyorlar. 30 tane de kadın dergisi çıkıyor ve 1908'de 1920 yıllar arasında sadece 15 yılda. Ve böyle bir şey, kurtuluş bu şekilde başlıyor ve onu önden Atatürk'ün sayesinde kadınlar haklarını elde ediyor. Ama bugün geldiğimiz noktada haklarımızın geri gittiğini görüyorum. Bunun en büyük örneği İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması. Ama bizler ne kadar güçlü olursak, biz ne kadar bir araya gelirsek, çok çalışarak değil, çok bir araya gelerek sorunlarımızı aşarız. Kısacası şunu söylemek istiyorum. Masa başında Ahmet Arif'in, Nazım Hikmet'in şiirlerini okuyarak biz çözüm bulamayız arkadaşlar. Meslek bizim, dert bizim, çare bizim. Zulmün kara perdesi ancak böyle yırtılacaktır. Başka çare yoktur. Teşekkür ederim. Gülzar Özev'e teşekkür ediyoruz.